Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnının makrome ekibiyle hazırladığım pliseli örgü çantamızın yapımını tarif edeceğim. Böyle 3 farklı renk görüyorsunuz. Spagetti yarnının makrome ekibinin birçok renk seçeneği var. Spagettiyar.com adresini ziyaret ederek bakabilirsiniz. Ben 3 rengini çalıştım. Burada sizinle çalışacağımız rengimiz. Farkları sadece henüz buradakine kulp takmadım. Bunu sırt çantası olarak bitirmeyi planlıyorum. Örüp hazırladım. Şöyle bakalım, renkleri çok güzel. Bu şekilde. İç kısmı da oldukça derin, çok kullanışlı. Bunu sırt çantası olarak yapmayı planladığım için henüz bitirmedim. Bu şekilde hazır bekliyor. Buradakini sizinle birlikte ördük. Bunu çapraz olarak kullanmayı düşündüğüm için buna böyle uzun bir kulp hazırladım. Şöyle çantamızın kenarlarına da bakalım. Çok güzel oluyor. Çok muntazam oluyor. Bu çantam için spagetti yarnının makrome ekibinden bir adet kullandım. Şöyle çantamızı açalım. İç kısmını. Ölçüsünü, yapım aşamasını adım adım sizinle paylaşmaya çalıştım. Kenarlarında da şöyle iplerimiz var. Çektiğimiz zaman karşılıklı bu şekilde kapanıyor. Oldukça şık ve güzel. Bunu da bu şekilde çapraz kullanmayı planlıyorum ve böyle geniş bir kulp yaparak çantamı hazırladım. Bunu sizinle birlikte örüp bitireceğiz. Burada da yine farklı bir rengi var. Burada da bu şekilde ikili örerek kulp hazırladım. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Nasıl yapacağımızı detaylı olarak sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Çantamız için kullanacağımız ipimiz spagetti yarnının makrome cake ipi olacak. İpimizin dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3 milim olacak. Zincir çekerek başlayacağız. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Modelimize başlamadan önce küçük bir püf noktamız var ve önemli bir püf nokta. Burada renk geçişli bir ip kullanacağımız için başlangıçta başlarken kenar kısmını dikmek için ip bırakacağız birazcık. Ama tek renk kullanacaksanız örneğin bunu yapmasanız da olur. Ama şimdi renk geçişleri olacağı için şöyle bakın yumağımız. Yine aynı rengi kullanacağım. Renk geçişleri olacağı için örgümüze başlamadan önce birazcık kenar kısmını birleştireceğimiz kadar şöyle göz kararı biraz ip bırakıyoruz. Fazla fazla bırakın. Eksik kalırsa sıkıntı olur ama fazla kalırsa kesip çıkarabiliriz. Kenar kısmını dikmek için başlangıçta ip bıraktık. Şimdi zincir çekmeye başlıyoruz. Bu şekilde ilk zincirimizi kilit yapıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Doladığımız ipi oluşan yuvadan geçirerek zincirlerimizi çekiyoruz. Burada ben 80 tane zincirle başladım. 79 sık iğne yaparak çantamı hazırladım. Bunun için de bir tane makrome kek ipi yeterli olması için bu kadar zincirle başladım. 80 zincire bir yumak yeterli oluyor çanta için. Bir çanta için bir yumak yeterli oluyor. Ama sizler zincir sayısını artırarak çantanızı daha büyük hale getirebilirsiniz. Düz renk kullanacaksanız, birden fazla yumak da kullanmak istiyorsanız, eğer boyutunu büyük yapmak istiyorsanız 80 değil daha fazla zincir çekerek de çantanızı örebilirsiniz. Ben şimdi zincirlerimi 80'e tamamlıyorum. Toplamda 80 tane çektiğimiz zincirlerimizi hazırladık. Şimdi burada 80. zinciri bırakıp buradaki 79. zincire, yani son zinciri bırakıp bir önceki zincire batıyoruz. İlmek çıkarıyoruz. 2 ilmeğimiz var. Doladık. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincire batıyoruz. İlmek çıkardık. 2 tane ilmeğimiz var. Doluyoruz. İkisinin içerisinden doladığımız ipi geçirerek sık iğnemizi örüyoruz. Sırasıyla bu şekilde zincirlerimize batarak sık iğne örmeye devam ediyoruz. Her bir zincire bir tane sık iğne olacak şekilde son zincire kadar devam edeceğiz.
Modelimiz tamamen sık iğneden oluşan çok kolay bir model. Bu şekilde sık iğnelerimizi örerek son zincire kadar devam ediyoruz ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son zincirlerimize de birlikte batalım, sık iğnemizi örelim. Şimdi son zincir. Buradaki kilit zincirini saymamıştık. Burası kilit zincirimiz. Şimdi son zincire de batıp sık iğnemizi örüyoruz. Dönüşlerde zincir çekmeyeceğiz. Hafif ilmeğimizi esnetiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Ve gelen ilk boşluğa batıyoruz. Zincir çekmiyoruz ve gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkarıyoruz. 2 tane ilmeğimiz var, doladık. İkisini içerisinden geçirerek sık iğne örmeye devam edeceğiz. Şimdi sık iğnelerin tepe boşluklarına ters kısmından batarak sık iğnelerimizi örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde batıyoruz. Sık iğnelerimizi oluşturuyoruz. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. Dönüşü de bu şekilde yaptıktan sonra ikinci sırada da her bir noktaya bir tane sık iğne batarak sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Burada son noktaya nereye batıyoruz? Burası önemli. Son noktaya geldiğimizde birlikte örmeye devam edeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Son noktalarımıza da batıyoruz. Burada son batacağımız nokta bu kısım. Bu şekilde son noktaya da batıyoruz. Sık iğnemizi örüyoruz. Eğer son noktada burada fazla batarsanız eğer artım yapmış olursunuz ve çantanın düz bir şekilde ilerlemez, açılma yapabilir. Eğer ilk kez başlıyorsanız eğer 79 tane sık iğnemiz var. 80 zincirle başladık. 79 tane sık iğnemiz var. Eğer şaşırıyorsanız bu son kısımlarda kavrayana kadar sık iğnelerinizi sayabilirsiniz. Belki bu sizi oyalar ama örgünüzün muntazam ve düzgün olmasını bu şekilde sağlayabilirsiniz. En azından kavrayana kadar, alışana kadar saymakta fayda var. Bunu ilk kez başlayanlar için söylüyorum. Bilenler zaten çok rahatlıkla batacaktır. Yapacaktır bu noktayı. Şimdi son noktaya da battıktan sonra ilmeğimizi hafif esnetiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Yine aynı şekilde başlayacağız. Gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkardık. Sık iğne. İkinci sırada yaptığımız işlemin birebir aynısı. Üçüncü sırayı da bu şekilde dönüşümüzü yaptık. Başlangıcı da bu şekilde yapmış olduk. Bitişte de yine her birine bir tane sık iğne yaparak geleceğiz. Batacağımız son nokta, bakın bu sırada daha çok belirgin. Son nokta burası. Bu noktaya da batacağız. Ve üçüncü sıramızı tamamlayacağız. Sonrasında yine ilmeğimizi hafif esnetip direkt örgümüzü çevireceğiz ve gelen ilk boşluğa batarak dördüncü sıramızı tamamlayacağız. Şimdi bu şekilde üçüncü sıramıza geldik. Dördüncü sırayı da örelim. Dört sıra ördükten sonra beşinci sırayı birlikte örmeye devam edelim. Dördüncü sıramızın sonuna geldik. Son noktamıza da batıyoruz. Sık iğnemizi örüyoruz. Şöyle diğer çantamdan göstermek istiyorum. Bakın buradaki pileler 4 sık iğneden oluşuyor. 4 sıra sık iğneden sonra kenar uç kısımlarını belirginleştirecek işlemi yapıyoruz. Bu da o kadar kolay ki bir sıra önden batacağız, bir sıra arkadan batacağız. Bir sıra dediğim şey de 4 sırada bir. 4 sıra ördükten sonra bir sıra arkadan batacağız. 4 sırayı tamamladıktan sonra sık iğne sırasını bir sırada önden batacağız. Bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan batarak modelimiz bu şekli almış olacak. Böyle pileli pileli olacak. Şimdi burada söylemek istediğim, bakın bu pile aralıkları 4 sıra sık iğneden oluşuyor. Ama sizler bu sırayı çift rakam olmak zorunda. 6 sıra yapabilirsiniz, 8 sıra yapabilirsiniz. Böyle pilelerinizin daha derin olmasını isterseniz eğer, bakın benimkiler şu an 4 tane sık iğneden oluşuyor. 4 sıra sık iğneden oluşuyor bu pileler. Ama sizler bu pileleri daha derin yapabilirsiniz. 6 sıra sık iğne yapıp modeli uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok kolay yapımı. Şöyle çantamı kenara alıyorum. Şimdi 4 sıra ördükten sonra yine ilmeğimi hafif esnetiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sırayı ben, yani ilk 4 sık iğneden sonra arkadan batarak öreceğim. Bunu önden de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez.
Çantayı ördüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ilk noktaya bakın. İlmeğimizi esnettik. Gelen ilk noktaya böyle başak başak duran noktalarımız var. Arka tek kanadına batıyoruz. Beşinci sırada bu şekilde arka tek kanadına batarak sık iğne devam ediyoruz. Şu noktalara 5. sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Arka tek kanatlara batarak sık iğne öreceğiz ta ki son noktaya kadar. Şimdi 5. sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Son noktaya geldiğimizde birlikte örmeye devam Sıranın edelim. sonuna geldim. Rengim de değişti ama burada bir düğüm var. Bu düğümle örmeyelim. Çünkü düğümle örersek eğer o düğüm görünecek. Bu da güzel durmaz. Şimdi burada şöyle düğümü açtık. Eğer iki renkli çalışırsanız yine bu şekilde birleştirmeler de yapabilirsiniz göstereceğim şekilde. Bu çanta iki renkli de çok güzel olur. Tek renkli de çok güzel olur. Yine arka noktaya batıyoruz. Pembeyle ilmek çıkardım. Bakın iki ilmeğimiz tığımızda. Diğer ipimizin ucunu alıyoruz. Tığımızın başına dolayarak buradan geçiriyoruz. Son noktamız. Buradaki son noktaya da batıyoruz. İki ipi de gizleyerek öreceğiz. İlmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Son noktaya da bu şekilde batmış olduk. Şimdi bu ipi, bu iki ip burada kalacak. Biraz öreceğiz üst sırada. Sonrasında şu renkleri kolaylıkla gizleyebiliriz. İlmeğimizi esnettik. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. Ve yine bakın aynı işlem. Bu kez tekrar 4 sıraya tamamlayana kadar bu 5 sırayla beraber 4 sıra daha tamamlayana kadar gelen ilk boşluğa bakın bu şekilde batıp sık iğne örmeye devam edeceğiz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Yine sık iğne. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Sık iğne. 4 sırada bir yapacağımız işlem şu. 4 sıra sık iğne tamamladıktan sonra bir sıra arkadan batacağız. 4 sıra öreceğiz. Şimdi bir ikinci sıradayız. Bu sırayı 1, 2, 3, 4'e tamamlayacağız. 4 sıra ördükten sonra diğer 5. sırada yani ikinci 5. sırada önden batarak yani şöyle bakın ilmeklerimiz bu şekilde duruyor. Önden batarak 5. sırada arkadan batmıştık. Arka tek kanada batmıştık. Diğerinde ise önden batacağız. Tabii bunu 4 sıra tamamladıktan sonra. Şimdi bu şekilde örerek 6. sıramızı tamamlayalım. Burada tekrar 7. sırada yine tepe boşluklarına batarak şu şekilde öreceğiz. Ama ben şimdi bu 6. sırayı tamamlayacağım. Sıra sonunda tekrar sizinle birlikte örmeye devam edeceğiz. Burada 6. sıramızın sonuna geldik. Son noktalarımızı da batıyoruz. Bakın burada 6. sıranın sonunda şöyle batacağımız nokta biraz içeri doğru kıvrılıyor. Çünkü arkadan batmıştık 5. sırada. Şu noktayı mutlaka dikkatli bir şekilde örelim. Eğer bu noktayı örmezsek eğer sık iğne sayısında eksilme olacaktır. Bu da örgümüzün kenar kısmını bozacaktır. Şimdi 6. sırayı tamamladık. İlmeğimizi hafif esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Ve bakın şimdi burada yine 1-2 sıra ördük 4 sıradan sonra. Bu noktayı 4 sıraya tamamlıyoruz. Yine gelen ilk boşluğa batarak sık iğnelerimizi örüyoruz. Şimdi burayı da yine bu şekilde 1-2-3 sıra ördük. 4 sıraya tamamlayalım. Burada olduğu gibi 4 sıraya tamamlayalım. 4 sıraya tamamladıktan sonra yapacağımız işlemi birlikte örmeye devam edelim. Sonuna geldik. Son noktamıza da batıp sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi örgümüzü tekrar ilmeğimizi hafif esneterek çeviriyoruz. Burada bakın 4 sıra sonra 4 sıraya tamamladıktan sonra bir sonraki sırada arkaya batmıştık 5. sırada. Şimdi bu 5. sırayı da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 sıraya tamamladık. Şimdi 4 sıra sonra önden batacağımızı söylemiştik. 4 sıra ördükten sonra bir sıra arkadan 4 sıraya tamamladıktan sonra bir sıra önden batarak ilerliyoruz. Bir arkadan bir önden bir arkadan bir önden batarak modelimizi oluşturacağız. Hatta şöyle ördüğüm diğer bir parçayı göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde görünecek. Şöyle başlangıç noktası burası. Önden batmışız. 4 sıra örüp özür dilerim. 4 sıra örüp arkadan batmışız. 4 sıra örüp önden battık. Bakın önden battığımızda bu şekilde görünecek düz yüzü. 4 sıra öreceğiz. Tekrar arkadan batacağız ve şu çıkıntı oluşacak. Diğer tarafta da arka tarafta da şöyle bir çizgi oluyor.
Bu çizgiler iç kısımda olacak. Bizim için şu çıkıntılar önemli. Sonra katladığımızda bu şekilde bakın pilelerimiz oluşmuş olacak. Bu şekilde pileler ortaya çıkmış olacak. Tamamen 4 sırada bir, tamamen sık iğne devam ediyor. 4 sıradan sonra bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan, çok çok kolay bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi nasıl önden batacağız hemen bunu anlatalım. Bakın 4 sıra ördükten sonra örgümüzü yine aynen çeviriyoruz. İlmeğimizi esnetip gelen, yine bakın başak başak duran noktanın arka noktasına değil de ön noktasına batıyoruz. Bu şekilde. Yine alttan batıyoruz. Yukarı doğru ilmek çıkardık. Sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin bakın tepe boşluğu burası. Burada başak şeklinde duran ilmeğimiz var. İlk sırada arkasına batmıştık. Şimdi ikinci noktada önüne batarak, ön kanadına batarak sık iğne örüyoruz. Şu şekilde ön noktasına batarak sık iğne. Önden batacağımız dediğim kısım da burası. Bu şekilde önden batarak sıramızı tamamlayacağız. Sonra yapacağımız işlem yine aynı olacak. Sonra yine ters çevirip gelenlik boşluğa batarak sık iğne öreceğiz. Bu sırayı da dörde tamamlayacağız. Tabii bu battığımız sırayla birlikte bakın. Şöyle arkadan battığımız sıra 1, 2, 3, 4. Şimdi diğer bir beşinci sırada önden batarak örüyoruz. Önden battığımızda arka kısım bu şekilde görünecek. Sonra bu sırayla beraber dörde tamamlayacağız. Sonra ilk sırada yaptığımız gibi arka kanatlarına batacağız. Sonra tekrar 4 sıra öreceğiz. 4'e tamamlayacağız sıramızı. Arkaya battığımız sıradan sonra önden batacağız. Bir sıra arkadan, bir sıra önden batarak 4 sırada bir bu şekilde aynı işlemi tekrar edeceğiz. Ve pileler bu şekilde oluşmuş olacak. İkiye katladığımızda böyle oluşmuş olacak. Ama dediğim gibi ben 4 sıradan yaptım ama bunu. Bu pirelerin daha derin olmasını isterseniz bu sıra sayısı 6 olabilir, 8 olabilir, 10 olabilir. Yapacağınız büyüklüğe göre eğer benim kullanacağım ipten kullanmıyorsanız, makrome değil de daha ince ipler kullanıyorsanız mutlaka bu sırayı 4'ten daha fazla yapın. İpiniz ince ise bu sıra sayısı artabilir. Tabii çift rakam olmak zorunda. İpiniz kalınsa yani iki sıradan bile yapılabilir. Çok da güzel olacaktır. Örneğin spagetti yarnın XXS ipi var. Hatırlayanlar olacaktır. Ya da penye ipler düşünebiliriz. İki sırada bir bu işlemi tekrar edip iki sırada bir de bu yapılabilir. Dört sırada bir yapılabilir. Kalın iplerle de bu model eminim çok çok güzel olacaktır. Şimdi bu şekilde kaç sıra öreceğimizi hemen şöyle söyleyelim. Bakın şöyle pilelerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. 6 pile olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu arada nasıl başlamışsak eğer şöyle söyleyeyim daha net anlaşılır. Arkadan batarak başladık. Yine arkadan batarak bitireceğiz. Başlangıç ve bitiş aynı olacak. Çünkü çantanın şu kısımları aynı durması lazım katlandığında. Nasıl başlamışsak öyle bitireceğiz. Bu iple de eğer spagetti yarnı makrome kek ipi kullanıyorsanız, benimle aynı sayılarda örüyorsanız eğer, bakın şu çıkıntı sırası 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra olacak. Pile sayısı da yine 6 sıra olacak. 2, 4, evet 6 sıra pile yapmış olacağız. Şimdi bu şekilde çantamızı yeteri kadar yükselteceğiz. Bu arada eğer bu tarz bir iple değil de daha farklı iple örüyorsanız elimizin sıkılığı, gevşekliği de çok önemli. Benimle aynı ipi kullansanız bile ölçü fark edebilir. Hemen şöyle ölçüyü de söylemek istiyorum sizlere. Elini 49 santim. Şöyle biraz esneme yaptığında 49-50 santim arası. Bu örgümüzün uzunluğu da 49-50 santim arası. Bunu da söylemiş olayım.
Eğer daha ince iplerle çalışacak olanlar varsa santim söylemek daha mantıklı. Sonradan tabii çantamız ikiye katlanacak. Şimdi bu şekilde örgümüzü yeteri kadar uzatacağız. Sonrasında kenar kısımlarını birleştirme, ağız kısmını bağlama ve kulp kısmını yapmaya birlikte geçeceğiz.